Hükümetin seçim vaatleri vardı. Hemen bir haftada yapılacaklar, bir ayda yapılacaklar ve tüm vaatleri 3 ayda yapmayı taahhüt etti Başbakan Davutoğlu son açıklamasında. Hemen bir çeyiz yardımı, yasa gerektirmeyen vaatler devreye girdi. Resmi gazetede yayımlandı. Neydi onlar? 27 yaşın altındaysanız ve çeyiz parası biriktirmişseniz devlet o paraya katkı sağlayacak. Esnafa faizsiz kredi, işte iş kurmak isteyenlere, gençlere özellikle 100 bin liralık kredi desteği ve seraların modernizasyonu. Çiftçilere bu anlamda destek sağlanacak. Bunlar zaten yürürlükte. Şimdi yasa gerektiren konular var. Neydi onlar? Emekliye zam. Emekli maaşlarına 100 lira zam mı? Görüştüler. Mecliste plan ve bütçe komisyonunda görüşüldü, kabul edildi. Şimdi bugün meclis genel kuruluna gelecek. Ama çok soru aldık. Kafalar biraz karışmış anladığım üzere. Ben biraz netleştirmeye çalışayım. Şimdi normalde SSK ve Bağkur emeklileri 1 Ocak itibariyle maaşlarına bir zam alıyorlar. O zammın dışında o maaşlar 100 lirada seyyanen artacak. Yani o zammın üstüne 100 liralık ilave bir zam daha alacaksınız. Bütün emekliler yıl sonuna kadar toplamda her ay 100 lira olmak koşuluyla 1200 lira zam almış olacak. Normal aldığı maaş artışının zammın yanı sıra. Ve bu 100 liralık artış 2017 yılına da yansıyacak. Sizin o 100 liralık maaş, emekli maaşı artışınız 2017'ye de yansıyacak. Onun üstüne zam alarak devam edeceksiniz. Yani o 100 lira geri alınmayacak. Ama yıl sonu için işte her ay 100 lira olmak koşuluyla toplamda sadece 1200 liralık bir artıştan bahsediyoruz. Ne demişlerdi? İşte seçim vaatleri kapsamında hükümet ve Başbakan Ahmet Davutoğlu 1000 liranın altında emekli maaşı olmayacak. Dolayısıyla bunun altında kalan maaşları da düzelteceğiz. Dolayısıyla 1000 liranın altında emekli maaşı olmayacak. Tüm emekliler, SSK ve Bağkur emeklileri normal zammının alacağı, 1 Ocak'ta alacağı zammın üstüne ilave 100 lira artış alacaklar. Ve maaşları böyle hesaplanacak. 2017'ye böyle gelecek. 2017 zammını bu miktar üzerinde alacaklar. Dolayısıyla genel kuruldan geçecek. Muhalefetin de desteklediğini zaten biliyoruz. Yasa olarak, yani bunun için yasa çıkması gerekiyor. Bu yasada meclis genel kurulunda tasarı yasalaşacak ve ardından 1 Ocak itibariyle zam maaşlarının yanında 100 lirada seyyanen artış alınacak ve yıl sonuna kadar toplamda 1200 liralık bir artış emekli maaşlarına yansımış olacak. Dediğim gibi 2017 zammını da bu maaş üzerinden alacaksınız diye soru cevap yapalım. Örnek verecek olursak 1000 lira maaş alan bir emekli 100 lira zammın üzerine ne kadar alacak? 1 Ocak itibariyle o 100 lira seyyanen zammı hak etmiş olacak. Yasada maaşımız çıkıyor. 1100 lira oluyor. Artı 2016 için öngörülen zammı alacak onun üstüne. Yani her zam ay dışında 100 lira artıyor. 1200 lira şeklinde bir yıl boyunca maaşını almaya devam edecek. Aynen öyle. 1200, 1000 lira maaş alıyor. 1100 liraya çıktı. Artı zam alacak. İşte 1170, 1200'e yakın bir para almış olacak. Bir yıl boyunca bu parayı alacak. Bu parayı alacak. Bir yılın sonunda Haziran, Temmuz'da bir daha bir artış yaşayacak. Biraz daha artacak zammı. O normal zammını alacak. Sonra bir yılın sonunda 1200 lira artı zammı almış olacak. 2017'ye de normal maaşının üzerine, yani şu anki aldığı, yıl sonunda aldığı maaşın üzerinden zamla devam edecek. İnsanlarda çünkü şöyle bir algı vardı, katlanarak devam edecek. 1000 lira maaş alan bir kişi 100 lira zam oldu, 1100 olacak. Bir sonraki ay 1200, 1300, 1400 şeklinde. Hayır, yok. Öyle bir algı öyle değil. Olmuştu. Yok, öyle her ay yani aylık 100 lira bir maaşta iyileşme var. Yıla bakıldığında 1200 liralık yıllık bir iyileştirme. Her ay değil o. Yani maaşın 100 lira iyileşti. Böyle düşün. Her ay 100 lira artarak devam eden bir iyileşme değil bu. Yani her ay 100 lira alacağın için 1200 lira almış. 1200 lira almış. Evet. Yoksa yıl sonunda 2800 yapar. O değil. O da. O değil. İyileşme 1200 lira. Bir ay işte bir 100 lira, ikinci ay 200, 300, 400 falan diye gitmiyor.